Ya Muhammed, ya Ahmed, ya Muhammed, ya Ahmed, ya Amin, ya Amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve l'aqibatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Muhterem, aziz, mumun Müslümanlar, muhterem yurttaşlar, bugün Cuma günü, uluğ gün, Şaban ayları, dualar kabul buladığın aylarda sizler bilen görüşüp durupmiz. Allah nasip kılsa, yine bir aydan keyin Ramazan ayı kirip geledi. Bugün her Cuma'da biz ahli ilimler, minberde turup, mana şu maçlarda tolup durgan cemaatke mevize kılar edik. Allah'ın sınavları iken azizler, bugün 1. Mart'ta cemaati yok mescitte mevize kıl yapmış. Lekin halkımızda marifet, maneviyat yetkiziş maksatı da Uzbekistan Müslümanları İdarası Ulamalar Kengeşi barça vilayet ve şehir baş imamları, kazı damlalar cuma mevizelerini online tarzda uzatışlıkla gelişip alındı. Bu cüde ham yakışı bir karar buldu. Bugün zira Cuma'nı siz azizler mescitte turup mavize eşitip Cuma namazını okuşlikke müşerref bulmayetken bulsengiz de bugün üyünüze peşin namazını okup Cuma mavizesini eşitip dinleşlik baktige müşerref bulabiz. Elbette bu bizim kalbimizge cüda ağır batmakta. Hayatımda 1. Mart'ta ve menke bu ustazlar ham 1. Mart'ta Cuma günü kavmi yok, cemaati yok. Huvullab turgan masjidda mavize qilyapmiz. Bu Allohning imtihoni azizler. Bu sınav. Bugün bütün olam sınavda. Bütün insoniyat sınavda. Bugün bu koronavirus degan kasallik chegara bilmayapti. Millat ajratmayapti. Kimga bo'lsa kelyapti. Bu faqatgina Allohning sınavı deb bilyapmiz. Va albatta bizning jonajon yurtimiz, go'zal diyorimizdan bu vaboni bu kasallikni Allohni o'zi bartaraf etadi. Bugun duolar qilsak, iltijo qilsak, albatta azizlar Allohni o'zi yordam beradi. Biz bugun sizlar bilan mana shunday kunlarda hammamiz jipslashishlik, bir-birimizga mehr oqibat ko'rsatishligimiz lozim deb o'ylab saxovat haqida suhbatlashamiz. Saxovat jannatga yetaklovchi fazilat ekanligini gaplashamiz. Azizler bu dünya imtihan dünyasıdır. Allah bizni imtihan kılıp yubardı. Şunun için ham Allah hammanı kılıp koymadı. Ya ki hammanı mu'min kılıp koymadı. Ya ki hammanı boy kılıp koymadı. Ya ki hammanı kembağal kılmadı. Bir adam da boy kılsa birini kembağal kılıp imtihan kıladı. Birini kesel kılıp birini sağlam kılıp imtihan kıladı. Allah Kur'an-ı Kerim'de aytgandek, "Estaizu billah ve lenabluwannakum bi şey'in min el-khawf ve'l-cu' ve naqsin min el-amwal ve'l-anfus ve't-thamarat. Ve beşşiris sabirin ellezina iza asabathum musibe qalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun." Allah aytibdi, sizlarni imtihon qilamiz, bir xilgi xavf berib, qo'rquv berib, ochlik berib, mol va mevalaringizga nuqson yetkazib, sizlarni imtihon qilamiz. Albatta kim mana shu imtihonda sabr qilib, hammamiz Allohnikimiz, hammamiz bir kuni Allohning huzuriga qaytamiz deb sabrda tursa, ana o'shalarga bashorat bering dedi Alloh taolo. Kimga? Sabr qiluvchilarga. Bugun bir sabrda turishimiz kerak azizlar. Imtihon. O'zi bu siz ham biz imtihonda edik. Bu koronavirus bizga yana bir karra imtihonda ekanligimizni eslatdi xolos. O'zi yurishimiz, hayotimiz imtihon edi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Sa'izu billahi allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala" deb marhamat qilganidir. U Allohiki sizlarga o'lim va hayotni sizni qaysi biringiz yaxshi amal qilishingizni imtihon qilishlik uchun yaratdi deganidir. O'limni va hayotni qaysi birimiz yaxshi amal qilganimizni sinashlik uchun yaratgan ekan. Shunday ekan o'zi sinovlik dunyoda edik. Ammo bugun bütün amma insoniyatga katta bir sinov keldi. Mana shu sinovdan mardonavor o'tib olishimiz kerak. Modomiki bugun hammamiz sinovda ekanmiz,
biz üçün en muhim azizler birbirimizge mehir kursatış, muruvvat kursatış, birbirimizge kolumuzdan kelgençe sahavatlik buluş. Sahavat azizler, bu ikide birbirige sahavat bu iki kalbini birbirige ulfat kıladigan, birbirige bağlaydigan bir faziletlik bir ameldir. Boy odam kambag'alga sahovat ko'rsatar ekan, ikkalalari orasida ulfatchilik paydo bo'ladi, mehr paydo bo'ladi. Ana o'sha mehr muruvvat tufayli insoniyat bu dunyoda bir-biriga yaxshi muomalada bo'lib, go'zal hayotda bo'lib keladi va Alloh taolo sahovat qiluvchiga ham ajr beradi, nariga sabr qilib turganga ham ajr beradi. Qur'oni Karimning 70 dan ortiq oyatida infoq qilishga, nafaqa qilishga Alloh targ'ib qilgan. Mana shu qilayotgan nafaqamiz, ehsonimiz azizlar go'yo sarflayotganga o'xshaymiz u, lekin uni o'rnini Alloh to'ldirib qo'yadi. Biz uni iymon keltirib qilishimiz kerak. Xuddi sarflab ketkizayotganga o'xshaymiz, lekin Alloh uni to'ldiradi. Chunki Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim. Qul inna robbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi ويختر له ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين الله айтыпты айтың эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам адамларга бизге карата айтың депти албатта Роббим бандалардан өзі хохлаганыга ризқни кең қилиб қояды хохлаганыга кең қилади ва өзі хохлаганыга ризқни тан қилади яъни кимнидир бой қилади кимнидир камбағал қилади азизлар бу Аллоҳнинг иши экан Biror narsani muhtojlarga xolis ihson qilsangiz, bas Alloh uni o'rnini to'ldirur, u rizqlantiruvchilarning yaxshisidir. Saba surasining 39-oyat. Ushbu oyatda ko'rinib turgandek, azizlar, qilgan nafaqamizni o'rnini albatta Robbimiz to'ldirib qo'yar ekan. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilarki, bandalar tongga yetishganda har kuni ikkita farishta tushadi dedilar. Ertalab uyg'onganimizda osmondan ikkita farishta tushar ekan. Rasulimiz alayhisolam aytibdilar. Haligi farishtalar tushib bizning yonimizda o'tiradi, biz uni ko'rmaymiz. Ular aytar ekanki, bittasi ikkinchisiga yonida o'tirib, Allohumma a'ti munfiqan xalafa der ekan. Ya Rabbi, bugun Alloh yo'lida infoq qilganlarni, infoq qilganini o'rnini to'ldirib qo'ygin deb so'rar ekan Allohdan. Qarang, farishta duo qilar ekan. Bugun infoq qilganlarni o'rnini to'ldirib qo'ygin derkin. Ikkinchi tushgan farishta aytar ekan, Allohumma a'ti mumsikan talafa derkin. Ya Rabbi, bugun baxillik qilib qodir bo'la turib ihson qilmaganlarni moliga talofat bergin derkin. Qarang, muttafaqun alayhi bo'lgan hadis. E'tibor bering azizlarim. Ertalab tongda turganimizda mana shu farishtaning duosini qaysi birini tanlaymiz? Boy badavlat kishilar buni yaxshiroq eshiting. Molingiz talofatga uchramasin desangiz, ertalab turib infoq qilishlikni niyat qiling. Chunki farishta duo qildi sizga. Agar talofatga uchrasin desa, unda baxil bo'lsin. Alloh saqlasin. Shuning uchun azizlar, ayniqsa bugunlik kunlarda biz nafaqani ko'proq qilishimiz kerak. Ihsonni ko'proq qilishimiz kerak. Kambag'al, beva bechoralarning holidan xabar olish kerak. Hozir hamma joyda bir xil gapni aytayapmiz. Uyingizda o'tiring, ko'chaga chiqmang deyapmiz. To'g'ri-da azizlar, bugun kasallikning oldini olishlikning eng yaxshi chorasi uyda o'tirish. Hojati bo'lmagan odam chiqmasin. Ishga ham masofaviy ishlashlikka o'tildi ko'p tashkilotlarda. Lekin ba'zan majbur chiqiladiganlar bor. Xuddi mana shifokorlarga o'xshab yoki ichki ishlar xodimlari, huquqni himoya qiluvchilar chiqyaptilar. Alloh ularni balodan saqlasin. Chiqishyapti, majbur chiqyapti azizlar. Yoki boshqa mana hukumat ishchilari chiqyapti. Xalqni boqish kerak. Lekin aksar odamga uyda o'tir deyapmiz. Ammo mana shu uyda o'tirishlikni o'ylanaylik. Siz bugun badavlat kimsa o'zingizning hayotingizga bir qarang mana. Bugun boy bo'lib turganlar. Uyingizda xolodilningizni oching, muzlatkichingizni oching, hamma narsa bisyor turibdi. Zeriksangiz, eng yaxshi internet sizga ulangan. Megabaytlar to'lib yotibdi. Hatto ba'zilar uylarida bemalol basseynlari bor. Shug'ullanadigan trenajyorlaringiz bor. Hamma narsangiz bor. Uyda o'tirsiz bilinmaydi.
Lekin şunday bir aileler var ki bugün azizler ular uyda otursa bugünlik rızkını topşlikke kıynaladı. Albatta rızkını berguvchi Allah. Lekin ular kumbay işleydiganlar bordi. Her gün işe çıkıp geladigan. Lekin bugün ular işe çıkma yaptı. Siz xilma xil taomlarni yeb bugün uyingizda bir neçe kanallarga olup kino ko'rib o'tirganingizda bir devol qo'shningizni nahot unutib qo'ysangiz. Bu mu'minlikka xos emas. Hadis Quddusida Alloh shunday deb aytadi. Anfiq ya ibn Adam yunfaq alayka. Ey odam bolasi, nafaqa qil. Ihson qil, senga ham nafaqa qilinadi. Alloh tomonidan qilinadi. Shuning uchun bugun og'ir kunlarda azizlar kambag'al, beva bechora, yetim yesirlarni holidan xabar oladigan kun. Qo'limizdan kelganicha ularni holdan xabar olaylik. Ana o'sha eng katta savobimizni bugun topib olamiz. Chunki mana shu qilayotgan ihsonimiz inshaalloh bizni jannat tomon yetaklaydi. Va Alloh taolo aytadiki Qur'oni Karimda sa'izu billah الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله aytibdi mollarini Alloh yo'lida sarflab keyinchalik o'shib bergan narsalari ketidan minnat qilmaydigan azor yetkazmaydigan kishilar uchun Parvardigorlardan mukofot bordir ularga xavf ham bo'lmas va ular tashvish ham chekmaslar. Ana aziz badavlat kishilar eshitib qo'ying. Alloh yo'lida siz ihsoningizni qiling, nafaqa qiling, lekin uni qilganingizni minnat qilmang. Qilgan odamingizga azor bermangda. Alloh sizga hech qanday xavf ham bermaydi va sizga xafalik ham yetkazmaydi va albatta sizga tashvish ham bermaydi qiyomat qoyimda. Shunday ekan, bugun bu narsalarni harakatini qilib olaylik. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytadılar ki Telâthetun la yukellimuhullahu yevmel kıyameti ve la yanzuru ileyhim ve la yuzakkihim ve lehum azabun alim. Üç taife kişi var dediler Peygamberimiz aleyhissalam. Kıyamette Allah ularga karamaydı. Ular bilen gepleşmeydi. Ularga rahmet nazarı bilen karamaydı. Ve ularını günahlardan poklamaydı. Ve ularga alamlik azob bo'ladi. Mana shu 3 toifani aytibdi. Alloh ularga gapirmaydi, qaramaydi, ularni gunohlardan poklamaydi, ularga alamli azob beradi. Kim mana shu 3 toifa? Rasulimiz alayhissalom aytibdilarki, eng birinchisi ular berganini minnat qiluvchilar. Al-mannau bima a'ta. Berganini minnat qiladigan odam. Ey men berdim, u qildim. Bering Alloh uchun uniting. Minnat qilmang. Va musbil izarahu va kibrlanib kiyimini uzaytirib yerga tekkizib yuradigan. Bu Arabistonda xos bo'lgan Rasulimiz alayhissalom davrlarida mutakabbirlar shunaqa kiyimlarini yerga sudrab yurardigan kibr alomati. Demak, kibrlangan inson. Va wal munfiqu sil'atahu bil halfil kazib. Ya'ni sotadigan narsasini biror bir kishiga o'tkazish uchun yolg'on qasam ichib mol sotadigan odam. Mana shu 3 toifaga Alloh haqqazza va jalla qaramaydi. Rahmat nazar bilan qaramaydi, gapirmaydi ularga va ularga alamli azob bor. Bugun biz mana shulardan ehtiyot bo'lishimiz uchun azizlar qo'limizdan kelganicha Alloh yo'lida ihson qilishimiz kerak. Alloh Qur'oni Karimda suygan narsalaringizni boshqalarga ihson qilmaguningizcha sıra yaxshilikka yani cennetke erişe olmayız degen ayette çürgen. Ali İmran surası da. Siz o çizgi yaxşı görgen nesini başkalarga rava kurma gününgizce ularga ilimme gününgizce cennetke erişe olmayız degen ayet çürgen de Ebu Talha degen bir sahaba vardılar. Bu sahaba cüde ve devlet sahaba bu geller. Allah razı olsun. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam maçlarına rupu rostu üyleri bugün. Üyüde hurması bugün. Şirin içedigen suğu bugün. En asasisi Peygamberimiz aleyhisselam tez mana şunu bağıya mihmanga kip durgen. Mihmanga kip durgenler. Çünkü salkın bolgen, suyu şirin bolgen. Eğer kimin üçün akı üyü bosa tasavvur kılın, ondan çüşedigen daramat oz yoluge. Lekin Resulümüz aleyhisselatü vesselam'da bu üyüge kilişlikleri ozu bitti bak.
Abu Talha haligi oyatni eshitganlardan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga kelib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zingizga yaxshi ko'rgan narsani boshqalarga bermaguningizcha, ularga yaxshilik qilmaguningizcha, ularga ihson qilmaguningizcha yaxshilikka, ya'ni jannatga erisha olmaysiz" degan oyatni tushirdimi dedilar. "Ha" dedi payg'ambarimiz alayhisolam. Unda "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, mana o'sha bog'im bor, siz o'zlari kiradigan suvlari shirin, salqin, chiroyli bog'im bor. Mana shu bog'ni men Alloh yo'lida sadaqa qildim" dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom, "Bay bay, qanday ham chiroyli ish qilding. Buni o'zingni muhtoj qarindoshlaringga bo'lib ber" dedilar. Ana bu narsada bir nechta bizga ta'lim chiqyapti. Birinchidan, boshqalarga o'zimiz yaxshi ko'rgan narsani ham ilinish va eng birinchi nafaqani qarindoshdan boshlashlik. Qarindosh urug'ingizdan xabar olib qo'ying bugungilik kunda. Bugun azizlar, mana shu virus tufayli biz yanada bir-birimizdan xabar olish, mehr ko'rsatishlikka o'rganishimiz kerak. Bu bizga bir ta'lim bo'ldi. Bizga yana bir karra o'limni eslatyapti. Xavf qalbimizda. Lekin mu'min banda azizlar, xavf bilan rajo, ya'ni qo'rquv bilan umid orasida yashaymiz. Kasalga chalinib qolishlikdan ehtiyotini qilishlik bilan birga Allohning rahmatini umid qilamiz. Qo'limizdan kelgancha ihsonimizni qilib, ehtiyotimizni qilib, mu'min odam vahimaga bormaymiz. Lekin ehtiyot chorasini ko'ramiz. Bu bizning ulkan vazifalarimizdan bittasi. Bizni xalqimiz mana shunday sahovat pesha bo'lgan-ku azizlar. Urush mahalda uzoqlardan kelib qolgan boshqa millatni bolalarini ham olib kirib boqqan xalqimiz biz. Bugun endi biz bir-birimizga mehr ko'rsatishimiz kerak, muruvvat ko'rsatishimiz kerak. Shuningdek, bugun uyda o'tirar ekanmiz azizlar, biz eng birinchi qiladigan ishimiz Alloh taologa duo qilishimiz kerak. Astaizu billah, istaeenu bis-sabri was-salah. Alloh taolodan namoz va duo ila yordam so'ranglar dedi Alloh. Bugun nafil namozlarni ko'proq o'qiylik. Bugun duolarni ko'proq qilaylik azizlar. Ayniqsa Sha'bon oylari. Mana shu oylarda duo qilaylik. Alloh tezroq bu kasallikni bizdan bartaraf qilsin. Oldimizda Ramazon, eson omon Ramazon oylariga tinch omon yetib olaylik. Tarovihlarimizni, xatmi Qur'onlarimizni o'qishlikni Alloh nasib qilsin. Muhtaram azizlar, biror bir qayg'uli ish bo'lsa, odatda Nabiy alayhisolatu vasallamga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam odatda bir qayg'u ish bo'lganda nafil namozni o'qishni buyurardilar. Shuning uchun ko'proq nafil namoz o'qishimiz kerak. Ko'proq duo qilishimiz kerak. Uyda o'tirishlik imkoniyatini bugun bizga oxiratga zaxira qilish uchun berib qo'ydi. Bugun imkoniyatdan foydalanaylik. Ko'proq ibodat qilaylik. Ko'proq Qur'on o'qiylik. Ko'proq duo qilaylik. Bolalarimizni tarbiyasi bilan shug'ullanaylik. Ehtimol biz bugun uyda o'tirib ota-onamizni har kuni nima ish qilishini guvohi bo'lib ularga mehrimizni kuchaytirarmiz. Bolalarimizni tarbiyasi bilan shug'ullanish imkonidir. Bu imkoniyatdan foydalanib shukr qilib tursak inshaalloh hammasi chiroyli bo'lib bartaraf bo'lib ketadi. Shu bilan birga azizlar, bugun ulug' juma kunida men O'zbekiston musulmonlari idorasi muftiy hazratlaridan tortib har bir yurtimizni masjidlarining imomlari, noiblari, butun O'zbekiston musulmonlari idorasi tizimining xodimlari nomidan, ulamolar kengashi nomidan bugun jon fidolik ko'rsatayotgan barcha shifokorlarga minnatdorlik bildirib qolamiz. Hamma ahli ilmlar sizlarning haqqingizda duoda. Bugungi shifokorlar go'yoki jang maydonida vatanini himoya qilayotgan askar kabi. Chunki xavf o'limni bo'yniga olib kiryapti. Alloh sizlarni saqlasin. Alloh saqlaguvchi. Biz har kuni haqqingizga duoda tursak, inshaalloh sizlarga bu tabiblarimizga, shifokorlarimizga bu kasal yuqmaydi. Allohdan so'raymiz. Sizlar bugun xalqi uchun, vatani uchun o'zini fidoiligini ko'rsatib qo'yapsizlar. Har bir o'tkazgan kuningiz, har bir uxlamagan tuningiz siz uchun bir necha rakatlab o'qigan nafil namozning savoblarini berajak. Bugun sizlarni qilayotgan har bir ishingiz ihson o'rniga o'tajak inshaalloh. Shuning uchun barcha shifokorlarga ta'zim qilib haqqiga duo qilamiz.
Allah sizlerin ömürlerinizi uzak kılsın. Şunu bilen bir ge. Etrafta mda karab yürsek azizler. Oşu karantinde himaye kılıyetkenler hem. Adamlar tertipke çakırıyetken hem. Köçede nekapsız yürgenlerge çare kurup. Onday kılmayın, halkını oylayın, yurtunu oylayın diyetkenler kim? Vatanını himaye kılıyetkenler. Bana şu hukukunu muhafaza kılığı hizmette turgan azizlerimiz. Ular hem uyda otursa boladı. Ne karın yaşar yigitler koruklap duruşuptu. Köçelerde yürüptü, keçeleri yürüptü. Oşu bana içki işler hadımları yürüptü, milli gvardiya yürüptü. Başka hukukunu muhafaza kılığıçılar yürüptü, devlet teşkilatı yürüptü. Ne için? Hame uyda oturursa boladı. Yok, bugün halkı yurtu için özünü kursatadigan, fidakaralligini, fida özünü vatanı için fidayı ikerligini ispat kıladigan bir davrda yüreğini, kalbini, tübüden muhabbetini kursatıp yürüptüler. Şundayken mana şu hizmet kılıp durgenler giyen biz minnettarçılık bildiremiz. Allah sizlerini salamat kılsın. Kim bir gün vatanını, yurtunu belalardan, düşmandan koruklap uklamaz iken bu uklamagen kozlar dozada asla küymegen. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam aytken siz azizlerge biz matanat, sabır soruyemiz. Ve bütün canacan halkımızını duada berdavan buluşlarını inşallah biz yine de birbirimizge mihri akıbetli buluşlukge çakırıp kalamız. Zekatlaringizni Ramazan'da kütmesinden beri orin azizler. Berin. Ta Ramazan kelgünce ham beri orin. Kul izden kelgen ihsanizi kılın. Bana vakıf hayriye cemiyeti de vakıf hayriye cemaat fondu da Allah'ı da o şu rozgarge yakşilik kılıçlik üçün aksiyeler keti yaptı. Kanaka hareketiz bolsa kılın. Uziz kolingiz bilen bolsa kılın. Nime ki bolsa bugün birbirimizni kollab quvvatlaydigan kun. Allah inşallah bu yurtimizi balolardan o'zi bartaraf qilib saqlab qolsin. Ilohim bütün insoniyatni Allah saqlasin, dardlarga shifo bersin. Ilohim bugungi kun qilgan duolaringizni Allah qabul qilsin. Allah taolo yurtboshimizni, vatandoshlarimizni, yurtdoshlarimizni, barcha yurtimizdagi fidoyi insonlarni hammamizni yanada bir-birimizga mehrimizni, muhabbatimizni ziyoda qilib o'zi salomat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.